kepçe kullanan başlıca nedenleri nelerdir? Örneğin kalıtımın etkisi var mıdır? Neden kepçe kulaklığı olur bazı insanlar? Kepçe kulakta halk aramızda bilinen bir yanlış var. Daha çok çocuğu işte kulağın üzerine yatırdım ondan oldu falan diye bilinir. Ama ses faktörü genetiktir. Genetik kalıtımla geçer. Ve Avrupa'daki istatistiklere göre bunun %5 olduğu ortaya konmuştur. Evet. Toplumumuzda %5. Bizim toplumumuzda da yaklaşık o derecede görüldüğü düşünülmekte. Kepçe kulağın ameliyatı genelde 6 yaşı. Tercih edilmektedir. Çünkü kulak gelişiminin %90'ını 6 yaşına kadar tamamlamaktadır. Dolayısıyla kulağa yapacağınız müdahale kulağın geri kalmasına neden olmaz. Ve hastanın da yani çocuğumuzun da okula başlamazdan önce psikolojisini düşünürsek bu yaş bizim Amerikan olsun, Türk Plastik Cerrahi Derneği olsun ikisinde ortak konsensusunda belirlenmiş bir yaştır. Onun dışında esas şunu söylemek istiyorum. Yeni doğan döneminde 4. aya kadar maternal östrojen dediğimiz anneden geçen hormonlar daha devam ettiği için kıkırdaklar çok yumuşaktır. O yüzden eğer kepçe kulak fark edersek çocukta bandajlama yaparsanız 4. aya kadar bunun düzelme ihtimali vardır. Ama düzelmezse de 6. yaşında ameliyat etme mümkün. 6. yaşında ameliyat dediniz. Şimdi nasıl bir ameliyat tekniği yapılıyor? Kepçe kulakla ilgili yaklaşık 200 tane teknik belirtilmiş literatürde. Bunları ayıracak olursak işte kıkırdağa müdahale eden, kıkırdağa harpazlayarak şekil verenler ya da dikiş yöntemleriyle şekil verenler diye iki ana gruba ayırabiliriz. Bir diğer yöntem de bu ikisini kombine eden ameliyatlar. Fakat bunların her ikisinde zaman içerisindeki avantaj dezavantajları görüldükten sonra flap yöntemlerine kayıldım. Çünkü dikişler, dikiş tekniklerini seçtiğimiz zaman dikişlerin ortaya çıkması, kıkırdağı rahatsız etmesi, hastaların gece üzerine yatamaması gibi birçok problem çıkmakta. Kıkırdağı harpazlayarak yapılan yöntemler ise fazla aşırıya kaçıldığı zaman kıkırdakta çok keskin kenarlar, şekil deformiteleri oluşturmakta. O yüzden ikisini de elimine edecek flap yöntemlerini uygulamaktayız. Flap yöntemleri olarak da benim kendi geliştirdiğim teknik var. Kulağın arkasından kaldırdığımız bir flap'i, şu kulağın kıvrımını... Doku mu diyelim? Flap yerine doku, halkın yani, anlayabileceği evet, dokuyu, bir deyimle. Dokuyu kullanarak kulağı arkaya yatırıyoruz. Ve eriyebilen dikişlerle bu dokuyu oraya tutturuyoruz. Dolayısıyla 80-100 gün arasında bu dikişler eridikten sonra o doku oraya yapışmış oluyor. Ve artık kulağı geride tutan artık o doku oluyor. Dokuya bindiriyoruz yükü. Dolayısıyla ön yüze herhangi bir müdahale yapmadığımız için kulak çok rahat estetik görünmekte. Ve iyileşme süreci de hızlı olmaktadır. Şimdi kepçe kulak ameliyatı genelde 6 yaş civarındaki çocuklara yapılıyor. Peki diyelim ki bir kişi 6 yaş civarını geçti. Yani çok güzel bir soru. Delikanlılık, genç kızlık çağına geldi. Belki de daha da büyüdü. İş hayatına atılacak ya da çalışıyor. Fakat kendini kepçe kulağı yüzünden rahat hissetmiyor, mutsuz hissediyor. Karşı cinsle ilişkileri diyelim etkileniyor. İş görüşmelerinde performansı olumsuz olarak bundan zarar görüyor. Daha ileriki yaşlarda da yapılabiliyor mu kepçe kulak ameliyatı? Tabii kepçe kulak her zaman yapılabilir. Şimdi bu zaten tercihen belirlenmiş yaşlardır. 6 değil 16, 26, 46 ne zaman isterseniz yapabilirsiniz. Hatta 6 yaş öncesinde de eğer çocukların şu an artık gelişimi daha hızlandı. Yani bilinçlenmeleri daha erken yaş. Çocuğun psikolojisinde bir etki görürsek onu daha erken de ameliyata alabiliriz. 6 yaş bizim tercihen seçtiğimiz bir yaş. Kulak gelişiminden geri kalmasın diye. Ama o zaman ona göre uygun bir teknikte kulağın gelişimi geri kalmayacak şekilde yine ameliyat olabilir. Peki daha sonradan ameliyatın geri dönüşü var mıdır? Yani tekrar kepçe kulak gelişebilir mi? Kişilerin neye dikkat etmesi gerekli ameliyat sonrasında? Evet. Bu tamamen kulağın kıkırdağının yapısının anlaşılmasıyla ilgili. Kulağımız eğer sert ise, o direnci taşıyacak doku neyse, o kıkırdağı arkada tutacak doku neyse, onu planlarsak eğer, ona göre ameliyat edersek, bu kulak bir daha açılmaz. Ama bunu değerlendirmeden, kulağı birkaç iplikle arkaya doğru alırsak, o iplikler oradan kurtulduğu zaman, tabii ki de kulak açılacaktır. Dolayısıyla yani tamamen bu, yapılacak ameliyatın detayına, tekniğine bağlıdır.